Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Ahmet Mert. Bugün size yaklaşık bir aydır 3. 4. defa karşılaşmış olduğum bir hastalığı göstereceğim arkadaşlar. Koruyuz hastalığı, catarrh fever, yine koruyuz gangrenosum boğum ismi verilen bu hastalık halk arasında koyun hastalığı olarak adlandırılıyor. Çünkü koyun ve kuzulardan bulaşan bir hastalık. Koyun ve kuzular bu hastalık mikrobunu taşıyor. Kendileri hasta olmuyor fakat hayvanlara bu hastalığı mikrobunu bulaştırdıktan sonra ineklere bu hastalık bulaşıyor arkadaşlar. Yine viral bir hastalık olduğu için bu tip hastalıkların tam bir tedavisi yok. Semptomlar arkadaşlar tamamen hastalığın tüm formlarını görebiliyorsunuz. Özellikle gözlerde beyazlaşma, iki gözde de bu teşhis için, tam teşhis için çok önemli. Spesifik bir semptom arkadaşlar bu hastalık için. Yine bu hastalığın bir formu ağız ve burundan irinler gelmesi, özellikle ağız içinde ülserler oluşması da bu hastalık için spesifik. Bu görüyorsunuz, hayvan dil dışarıda arkadaşlar, akıntılar geliyor şu an ağızdan, irinli akıntılar geliyor. Şu an hayvan görme duyusunu tamamen kaybetmiş. Bu hastalık için spesifik bir hayvan. Bu hastalığın tedavisi maalesef yok arkadaşlar. Biliyorsunuz virüs mikrobunun dünyada bir tedavisi yok. Hayvanın bağışıklık sistemine bağlı olaraktan hayvan kurtulma şansı olabiliyor. Fakat ölüm oranı oldukça yüksek. Ölüm oranı oldukça yüksek. Bazen nadiren hastalık kronik hal alıp düzelebiliyor. O da çok nadir ama yine gözlerden dolayı hayvan kör kalıyor. Söylediğimiz gibi ölüm oranı yüksek. Hastalık arkadaşlar bulaşıcı mı? Yok, hastalık bulaşıcı değil. Sıyırlar arasında bulaşma olmuyor. Yine insanlara bulaşmıyor. Bu da çok önemli. Sadece hayvanlardan, koyunlardan ineklere bulaştırılan bir hastalık. O da çok sık rastlanan bir problem olmadığı için hastalığın sevindirici olarak hastalık yayılmıyor arkadaşlar. Söylediğimiz gibi koyun ve kuzulardan bu hastalık nasıl geçiyor? Temas halinde, özellikle koyunların otladığı yerden, içtiği sudan, yediği yemden, bu ineklerin de ortak olarak yemesiyle hastalık bulaşıyor. Yine yaklaşık 5 kilometre ötedeki bir koyundan bu hastalığın taşındığı bilgiler arasında var. Bu hastalığın maalesef bir aşısı henüz dünyada yok. Koruma amaçlı arkadaşlar, koyunlarla inekleri bir arada tutmamak lazım. Çünkü nadiren de olsa, eğer koyun taşıyıcıysa bu hastalığı bulaştırıyor. O yüzden koyunlarla inekleri ayrı bir yerde tutmak lazım. Yine hayvanların bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ilaçlardan faydalanmak lazım arkadaşlar. Ama söylediğimiz gibi bu hastalığın tedavisi yok. Tedavisi olmadığı için de sıkıntılı bir süreç arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım bilgiler bu kadar.